Maden işçilerinin tazminat için bekleyişi sürüyor. Hem son bilgiyi alalım, var mı bir gelişme? Yine Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'ya uzanıyoruz. Başaran Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Üç gündür sizinle yayın yapıyoruz, aynı noktadasınız zannediyorum, öyle değil mi? Evet, bir polisin engelleme çabası devam ediyor. Ankara'ya alınmıyor madenciler. Çok büyük suçlar işlemişler ki tehlikeli bulunuyorlar. 40 tane hastalıklarla cebelleşen, gözleri ayakları olmayan, ciğerleri çürümüş madenciler başkente, ülkenin başkentine sokulmuyor. Peki bir duyum var mı, bir gelişme var mı? Şimdi duyum gelişme şöyle, yani 3 gündür çok yoğun bir yani görüşme, müzakere, tartışma, diplomasi, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Heyet şimdi de yani madencilerden oluşan heyet bir saattir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dün şöylesi görüşmeler oldu. Önceki gün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu sorunun Kurban Bayramı'na kadar çözün demiş. Mustafa AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı çağırmış kabine toplantısından, arada bilgi notu almış. Sonra ilk gün biz Enerji Bakan Yardımcısı Şeref Kalacı ile görüşmüştük. Bize öyle soyut şeyler söylemişti. Uğraşıyoruz inşallah, maşallah çözeceğiz. Yani her zaman karşılaştığımız bir söylem biçimiyle davranmıştı. Dün tekrar görüşüldü. Biraz hararetli bir görüşme. Çünkü arkadaşların öfkesi ve tansiyonu çok yüksek. Hararetli bir görüşme içerisinde aslında Enerji Bakanlığı'nın bu yasa tasarısını 2 ay öncesinde Mustafa Elitaş'a vermiş olduğunu öğrendik ilginç bir şekilde. Biz de 2 ayda 3 defa Mustafa Elitaş'la görüştük. Mustafa Elitaş bize bundan bahsetmedi hiçbir zaman. 1 Temmuz'da net bir cevap vereceğini söylemişti. 1 Temmuz'da o cevabı da vermedi. Biz 50 kez aradık. Telefonlara da çıkmadı. Fakat dün öğrendik ki Şeref Kalaycı, bakan yardımcısı, bize niye yükleniyorsunuz? Yani bize niye bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz? Biz 2 aydır bu teklifi Mustafa Elitaş'a gönderdik. Gidin onunla konuşun, ona yüklenin. İçişleri Bakanı'na bile konuşun. Onlar şey yapacaklar. Yani sonuçta biz meclise teslim ettik. Meclise, komisyona gelip meclise inmesi lazım demiş. Arkadaşlar da çıkarken arkalarından gelmiş, bunu kullanmayın demiş. Ama biz, yani bizim kullanmayacağımız bir şey yok. Biz açık, harbi davranıyoruz, açık konuşuyoruz. Biz devletin sözcülerinin de güvenilir, sözüne inanılır insanlar olmasını istiyoruz. Emekçiyi, madenciyi oyalayan taktiklere başvurmamasını diliyoruz. Ama belli ki yani bir iktidar içerisinde bir karmaşa var. O karmaşanın mağduru da birbirleri arasında bir karmaşa var. Onun sürtüşme var. Onun da mağduru madenciler yapılıyor. Madenciler bunun mağduriyetini yaşıyor. Betonun üzerinde yatıp betonun üzerinde yemek yiyor. Burası bir boğaz Ankara girişinde. Geceleri 9 dereceye kadar düşüyor sıcaklık. Dolayısıyla burada biz dün akşam Ankara Büyükşehir Belediyesi battaniyeler yolladı. O bir nebze şeyi düşürdü. Çünkü yaşlı insanlar, hasta insanlar, emekli insanlar ağırlığı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tabloyu görmesi lazım. Yani böyle bir patronların devlet gözetiminde bir sermaye birikimi sağladığı, emeği yağmaladığı, Türkiye kömür işletmelerini yağmaladığı, ardından da insanların alın terini yağmaladığı ve bu konuda da tek bir soruşturmaya uğramadığı ve fiilen halen değişik isimler altında faaliyete devam ettiği bir örnekte mağdur edilmiş 888 işçi ve iş kazalarında ölenlerin iş kazaları tazminatları, yani madenlerde iş cinayetinde ölenlerin ölüm tazminatları ödenmiyor. Söz bahsi geçen, sözle ifade edilen yasa tasarının içeriğinde ise 2012 tarihinden söz ediliyor. Oysa burada direnişi yürüten, bu talebi ortaya atan madencilerin çok büyük çoğunluğu 2006, 2007, 8, 11'e kadar işveren tarafından çıkışları verilmiş ve tazminatları ödenmemiş işçilerden oluşuyor. Bu sorunu çözmeye kalksalar bile 188 işçiyle ilgili çözmüş olurlar. 700 işi yine kapsam dışında kalır. Ölüm tazminatı alacak aileler kapsam dışı kalır. İş kazası mağduru insanlar kapsam dışı kalır. Ki bu mücadelenin öncüleri de esasen bu insanlar. Dolayısıyla hükümet
biz bu işi çözdük görüntüsü yaratıp yasa tasarısıyla da kuşa çevrilmiş bir pula çevrilmiş bir yasa, paçavra bir yasayla sorunu çözmeye çalışıyor. Bildik bir taktik, bu karşılaştığımız bir taktik. Soma kömürleri işçilerin tazminatlarını ödenirken bu sorun zaten çözülmüş olacaktı. O zaman da yine Eritaş, Lütfü Elvan gibi şahsiyetler bu sorunu bu hale getirdiler. Şimdi bugün arkadaşlar Mustafa Eritaş'la son kez görüşecekler. Son kez görüşüp bu sorunun adını koyacaklar. Çünkü burada sahiden yani soğuktan da donma şeyi var. Yani donma derken arkadaşlar sahiden rahatsızlıkları, yüksek rahatsızlıkları var. Tehlikeyle yani kendimiz arkadaşların hayatından endişe ediyoruz. Başlarına dün bir doktor taraması yaptık. Dört tane arkadaşın şeyi, tansiyonları çok sıkıntılı derecede çıktı. Şimdi burada zaman zaman polis kollukta yani şeyin görev ve yetkisinin sınırlarını aşarak buradan bizi çıkartmaya dönük hamleler yapıyor. Bu hamlelerde tansiyon yükseliyor ve aslında bunun arkadaşlara yansımalarından endişe ediyoruz. Onların da bir hayatı tehlike oluşturma olasılığı nedeniyle. Biz burada direnişimizi bu hakkı söke söke alıncaya kadar devam ettireceğiz. Yani biz uluslararası tekellerin, Türkiye'deki holdinglerin haklarını söke söke almasının altını çizen siyasi iktidar gibi söylemiyoruz. Yani zaten güçlülerin, kudretlilerin değil, emekçilerin, bu mağdur edilmiş açlıkla, yoksullukla terbiye eden ve bununla boğuşan emekçilerin haklarını almasının hukuki düzeylerinin kalmadığını, hukukun tükendiğini ve mücadele etmeye mahkum edildiğini, eyleme mahkum edildiğini, dolayısıyla tek yolun da ancak hakkını söke söke dövüşerek almak dışında bir seçeneğin emekçiler için kalmadığını, başka bir çarenin olmadığını giderek görüyoruz, şahit oluyoruz. Yurdun dört bir tarafında, grevlerde, Nedex'te, Uzel'de, Atko Türk'te... Peki Başaran Bey, sürem azaldı. Son bir cümleyle toparlar mısınız rica etsem? Yani biz buradan bu sorunu çözmeden bir tek geri adım atmayacağız. Son sözüm bu olsun. Peki. Bekleyişinizde kolaylıklar diliyoruz. Yine takip ediyoruz. Edeceğiz. Sağ olun efendim.